Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı Fen Bilimleri ders kitabında 38. sayfada 1. ünite değerlendirme soruları ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz, bildirimlerinizin sesini açarsanız çok sevinirim. Hemen ilk bölümümüz doğru yanlış ile başlayalım. Güneşin çapı dünyanın çapından yaklaşık 109 kat büyüktür diyor. Evet arkadaşlar, bu ifademiz doğrudur. Güneşin çapı dünyamızın yaklaşık 109 katıdır. Hemen ilk ifademize doğru dedik. Evrendeki en büyük yıldız Güneş'tir diyor. Yanlış arkadaşlar. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş'ten daha büyük ve daha küçük yıldızlar vardır. Güneş Ay'dan daha büyük bir gök cismidir diyor. Evet, doğru. Güneş Ay'dan çok daha büyük bir gök cismi. Doğru. Ay'da yağmur, rüzgar gibi hava olayları görülür. Yanlış arkadaşlar, Ay'da atmosfer olmadığı için Ay'da yağmur, fırtına, rüzgar gibi olaylar görülmüyor. Dünya ve Ay hem dönme hem de dolanma hareketi yaparlar. Evet, doğru. Dünyamız Güneş'in etrafında dolanıyor, kendi etrafında dönüyor. Yine Ay da arkadaşlar kendi etrafında dönüyor, Dünya'nın etrafında dolanıyor. Dünya ile beraber Güneş'in etrafında da dolanıyor. Yani hem Dünya hem de Ay. Her ikisi de hem dönme hem de dolanma hareketi yapıyorlar. Bu ifademiz de doğru. Ayın iki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık 2 haftadır diyor. Hayır arkadaşlar, 2 hafta değil. 1 haftadır. O yüzden burayı 1 haftadır. O yüzden ifademiz yanlış. Dolunay evresinden yaklaşık 1 hafta sonra son 4'ün evresi görülür. Arkadaşlar şöyle bir kodlama yapmıştım daha önce. Yidos demiştim. Baş harflerini yazmıştım. Ana evrelerin. Sırası şöyleydi yani. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Son dördünden sonra tekrardan başa dönüyoruz yeni ay diye. Diyor ki dolunaydan bir hafta sonra, hemen bakıyorum bakın. Dolunaydan bir hafta sonra arkadaşlar son dördün evresi görülür. Yani bu ifademiz de doğru. Bir numaraya doğru diyelim. Ayın evrelerinin oluşma sebebi ayın kendi etrafında dönme hareketidir diyor. Arkadaşlar yanlış. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketidir sebebi, o yüzden yanlış. Ayın atmosferi ince olduğundan ayda canlılar yaşayabilir. Hayır işte arkadaşlar yanlış. Ayın atmosferi çok çok ince olduğu için ayda canlılar yaşayamıyor. Yaşayabilir ifadesi yanlış. Ayın dünya etrafındaki dolanma süresi ile kendi etrafındaki dönme süresi birbirine yakın olduğu için ayın hep aynı yüzünü görürüz ifadesi arkadaşlar doğrudur. Hemen alttaki boşluk doldurma bölümü ile devam edelim arkadaşlar. Güneş dünyamız için ısı ve ışık kaynağıdır. Dünya gibi Güneş'in de arkadaşlar katmanları vardır. Tabaka tabakadır Dünya gibi Güneş'te. Ay yüzeyine çarpan gök cisimleri ayın yüzeyinde arkadaşlar çukurlar oluşturuyordu. Bu çukurlara biz krater diyorduk. Krater. Çubuk kraker değil, krater. Ay son dördüğün ve yeni ay evleri arasında arkadaşlar hilal evresinde oluyor. Bayrağımızdaki hilal şeklinde oluyor. Hilal evresinde. Ay canlıların yaşayabilmesi için uygun şartlara sahip değildir. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi saat yönünün tersi yöndedir arkadaşlar. Saat yönünün tersidir. Güneş dünyadan daha büyüktür. Yeni ay ilk dördün dolunay ve son dördün ayın arkadaşlar ana evreleridir. Ayın nokta nokta etrafındaki dolanma hareketi saat yönünün tersidir diyor. Ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi
Ayın iki ana evresi arasında geçen süre yaklaşık arkadaşlar bir haftadır, yani gün olarak yazmış. Yani 7 gündür. Hemen C bölümünde test sorularımız ile devam edelim. 39. sayfadayız. Evet, aşağıda bazı bilgiler verilmiş. Verilen bilgilere ve görsele göre sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Evet, Türkçe sorusu gibi bir soru arkadaşlar. Fergani Avrupa'da Alfraganus ismiyle bilinen Müslüman bir astronomdur. Bilim tarihinde Güneş'in bir yörüngesinin olduğunu ve kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü söyleyen ilk kişidir. Hemen bakalım. Güneş'in dönme yönüyle ilgili bilgi var mı? Evet, Güneş'in dönme yönü batıdan doğuya diyor. Bununla ilgili bilgi var. Güneş'in geometrik şekli arkadaşlar, şekilleri çizmiş zaten, şekilden belli. Yani geometrik şeklimiz küresel. Güneş'in katmanları var mıdır? Arkadaşlar burada ne şekilden anlayabiliyoruz ne de burada verilen ifadede olmadığı için Güneş'in katmanları var mıdır yok mudur? Bunun cevabını bulamayız arkadaşlar. Cevabımız C olur. Müslüman astronomların Güneş ile ilgili çalışmaları var mıdır? Evet varmış. Kimmiş? Fergani isminde bir Müslüman astronom. Güneş ile ilgili çalışmalar yapmış. İkinci sorumuz, bilimsel bir dergide Ay ile ilgili şu haberlere yer verilmiş. Ayda bir ilk diyor arkadaşlar. Bilim insanları Ocak ayı başında Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracıyla pamuk tohumları göndermiş. Bu tohumlar filizlendikten sonra aşırı soğuk nedeniyle donmuştur. Gece 100-170 dereceye kadar düşen sıcaklık pamuk filizlerinin ölümüne sebep olmuştur diyor. Hemen sayfayı aşağıya doğru kaydırıp devam edeceğim arkadaşlar. Habere göre filizlerin donma sebebi ayın hangi özelliğiyle ilgilidir? Evet arkadaşlar, neyle alakalı? Sıcaklığıyla alakalı değil mi? Yani büyüklüğü değil, geometrik şekli değil, yüzey yapısı değil. Ayın atmosfer yapısıyla alakalı, atmosferinden dolayı sıcaklık ve soğuklukla alakalı. Cevabımız D şıkkı. Atmosferi çok ince olduğu için çok soğuk bir hava var akşamları arkadaşlar, geceleri, gündüzleri ise fazla sıcak, geceleri aşırı soğuk olduğu için atmosfer yapısıyla alakalı bir durum. Neil Armstrong 16 Temmuz 1969'da Ay görevi kapsamında Apollo 11 uzay gemisiyle yola çıkmış. 20 Temmuz'da Ay'a ayak basan ilk insan olmuştur. Neil Armstrong'un ayak izinin Ay'dan silinmemesinin sebebi arkadaşlar nedir? Yağış ve rüzgar gibi hava olaylarının gerçekleşmediği için arkadaşlar. Hala ayak izi aynı şekilde duruyor. Cevabımız A şıkkı olur. Hemen diğer sayfa ile dördüncü soru ile devam edelim. Fen bilimleri öğretmenimiz bir tane kural vermiş. Bu kurala göre diyor hem güneş hem de dünyanın büyüklük ilişkisini bulalım demiş. Arkadaşlar şekillerde baktığımız zaman güneş dünyadan daha büyük olmak zorunda değil mi? Güneş dünyadan kat ve kat daha büyük. O yüzden direkt ben zaten bakın B şıkkını elerim. C şıkkını da elerim. A mı D mi dersek şurada diyor ki arkadaşlar seçilen boncuklardan birisi mor, diğeri sarı ise diyor. Mor boncuk daha büyük olmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar mesela A şıkkında mor ve sarı boncuklarımız var. Ancak sarı boncuk mor sancı dilim dönmedi. Mor boncuktan daha büyük sarı boncuk. Ama yukarıdaki ifadede diyor ki mor boncuk daha büyük olmalı diyor. A'yı da o yüzden eliyorum arkadaşlar. En üstteki ifadeye bakarsak biri kırmızı ise diğer boncuk hangi renk olursa olsun diyor. Kırmızı boncuk daha büyük olmalıdır. Arkadaşlar D şıkkına bakarsam kırmızı boncuğumuz güneşi temsil ediyor ve diğer boncuktan daha büyük. Yani hem güneş dünya büyüklüğünü karşılaştırdığımız zaman uyumlu. Hem de yukarıdaki ilk bilgiyle uyumlu. Kırmızı boncuk diğerinden daha büyük. O yüzden cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Hemen altındaki soru ile devam edeceğim. Beşinci sorumuz. Okullar arası proje yarışması düzenlenmiştir. Projenin amacı Ay'da yaşam alanı oluşturmaktır. Takımların tasarladıkları modeller var arkadaşlar. Takımlardan tasarladıkları yaşam alanlarını cam fanusla kapatmaları isteniyor. Ayda canlıların yaşam alanına uygun şekilde hazırlanan tasarımlarda cam fanus kullanılmasının sebebi nedir arkadaşlar?
Cam fanus dışarıdaki havaalanının etkilenmesini engelliyor içerinin, yani ay modelinin. Yani havaalanının etkilerinden korumak için ayı. Çünkü biliyorsunuz ki ayda çok çok ince bir atmosfer tabakası olduğu için hava olayları görülmüyor. Buradaki cam fanus arkadaşlar hava olaylarından etkilenmemesini sağlıyor. Yani etkilerinden korunmasını sağlıyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar D şıkkı olur. Hemen 6. soruyla devam ediyorum. Ay ile ilgili verilen aşağıdaki afişi inceleyiniz demiş. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Dünyanın tek doğal uydusu olan Ay sürekli hareket halindedir. Ay kendi etrafında dönme hareketi, dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Ay dünyanın etrafında yaklaşık 29 gün 12 saatte dolanır diyor arkadaşlar. Bu afişten çıkarılabilecek doğru bir ifade hangisidir hemen bakalım. 3 numarayla gösterilen hareket Ay'ın güneş etrafında dolanma hareketidir diyor. Evet arkadaşlar baktığımız zaman 3 numaralı olay Ay'ın güneş etrafında değil, dünya etrafında dolanma hareketidir. O yüzden bu ifademiz yanlış. Ay kendi etrafında ve dünya etrafında aynı yönde hareket eder. Evet arkadaşlar, hem kendi etrafında hem de dünya etrafında aynı yönde hareket ediyor bu ifademiz. Doğru. Ay'ın 2 ve 3 numaralı hareketlerinin dönme yönleri birbirine zıttır diyor. Yanlış arkadaşlar. Birbiriyle aynıdır. Saat yönünün tersine hareket ederler. O yüzden yanlış. Ay bir numarayla gösterilen hareketle dolanma hareketi yapar diyor. Ay arkadaşlar burada bir numarayla gösterilen dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketidir. O yüzden bu ifade de yanlış. Doğru olan cevabımız B şıkkıdır. Hemen 7. soruyla devam edeceğiz. Ayla'nın başka şehirde yaşayan çok sevdiği bir arkadaşı vardır. Arkadaşının sosyal medyada ayının fotoğrafını paylaştığını görür ve çok şaşırır. Çünkü başka şehirde de ayı aynı şekilde görünüyor arkadaşlar. Ayın aynı yüzünü görüyoruz. Neden ayın hep aynı yüzü görülür sorusunun cevabını araştırıyor arkadaşımız. Niye ayın hep aynı yüzünü görürüz arkadaşlar? Çünkü ayın kendi etrafında dönme süresiyle ayın dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine çok yakın olduğu için ayın biz hep aynı yüzünü görürüz. O yüzden cevabımız arkadaşlar B şıkkı olur. 8. sorumuz ile devam ediyorum. 42. sayfada. Ada fen bilimleri dersinde ayın evreleriyle ilgili bir poster hazırlıyor arkadaşlar. Posterde boş bırakılan yerleri de bulacağız. Ayın ana evreleri demiş arkadaşlar. Ayın ana evrelerinden yeni ayı yazmış, dolunayı yazmış, son dördünü yazmış. Ama neyi yazmamış arkadaşlar? İlk dördün evresini yazmamış. Şuraya hemen bir numaraya ilk dördün evresini yazacağız. İki numarayı da arkadaşlar hilal yazmış, şişkin ay yazmış, ara evreleri yazıyor. Diğer hilali de yazmış. İki numarayı da arkadaşlar bir tane daha şişkin ay olması lazım. O yüzden iki tane hilal evresi, iki tane şişkin ay evresi olacak. Yani şıklarda bir numaranın ilk dördün, iki numaranın şişkin ay olması lazım. Hem de arkadaşlar görüntüsüne de dikkat edeceğiz. A şıkkında ilk dördün de doğru göstermiş. 2 numarayla gösterilen şişkin ay da yine doğru gösterilmiş. Cevabımız o yüzden A şıkkı olur. Hemen C bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Ayın ara evrelerini yazınız demiş arkadaşlar ve çiziniz demiş. Ayın ara evreleri hemen biraz önce atladığımız sayfadaki gibi arkadaşlar. Nedir? Hemen yazalım. Hilal, şişkin ay, yine şişkin ay ve hilaldir arkadaşlar. Yine şekil olarak çizecek olursak arkadaşlar resmim çok güzel değil ama şöyle yapalım bak şöyle ters C şeklinde ve şu taraf arkadaşlar arıyorum, boyuyorum. Ben kalemimi kalınlaştırayım daha kolay boyayayım. Tarafı boyuyorum.
İler yaptık arkadaşlar. Şişkin ayda da arkadaşlar bu sefer şöyle şurayı tarayayım. Fazla kalın oldu galiba. Ben şurayı tararsak arkadaşlar şöyle. Resmim normalde de güzel değildir arkadaşlar. Zaten bir de burada boyamaya kalkınca daha da zorlanıyorum. Şişkin ay. Yine arkadaşlar şu tarafını şöyle boyayayım. Bu sefer şöyle. Yani burası görünmeyen taraf arkadaşlar. Bu da yine şişkin ay. Hilal de arkadaşlar ilk başta çizdiğimin tam tersi. Bu sefer de şu tarafı şöyle boyayayım. Şöyle bayrağımızdaki gibi hilal şekli ortaya çıksın. Çok da bayrağımızdakine benzemedi ama öyle C harfi gibi. Bu da arkadaşlar hilalimiz. Dünyadan bakıldığında neden ayın hep aynı yüzünü görürüz? Yazınız demiş. Hemen açıklamamızı yapalım arkadaşlar. Niye hep ayın hep aynı yüzünü görüyoruz? Çünkü hemen açıklamamızı yazalım. Ayın kendi etrafında dönme süresi ile dünya etrafında dolanma süresi birbirine yakın olduğu içindir arkadaşlar. Ayın hep aynı yüzünü görürüz. Ayın kendi etrafında dolanma süresiyle dünya etrafında dolanma süresi birbirine çok yakın olduğu için ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bu da yaklaşık arkadaşlar kaç gündür onu da diyelim. Yaklaşık 27,5 gündür. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Ayın evlerinin isimlerini oluş sırasına göre yazınız demiş. Üçüncü sorumuzda. Ayın evrelerinin oluş sırası ne demiştik arkadaşlar? Daha önceki videolarımızda Yidos diye kodlama yapmıştım. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yidos. Böyle yazalım. Yidos. Yeni ay ilk dördün dolunay ve son dördün arkadaşlar Yidos diye kodlama baş harfler ayın evrenin sıralaması yeni ay ilk dördün dolunay ve son dördün. Evet, bir sonraki sayfada 44. sayfa ile devam ediyorum arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi ile Güneş'in etrafındaki dolanma süresi aynıdır diyor. Arkadaşlar biliyoruz ki dünyamız kendi etrafında 24 saatte döner ancak Güneş etrafındaki dolanma süresi bir yıldır yani 365 gündür. O yüzden aynı değil yani yanlış. Güneş kendi etrafında saat yönünün tersine döner. Evet arkadaşlar güneş kendi etrafında saatin tersi yönde dönüyor. Doğru. Ay kendi etrafında saat yönünün tersine döner diyor. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. 5 nolu çıkışa ulaşıyoruz.
Hemen aşağı doğru kaydırayım sayfayı. 5 nolu çıkıştan doğru çıkışıyla çıkış yapacağız arkadaşlar. Cevabımız 5. çıkış oluyor. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.